Bu videoda biraz kuasarlardan bahsetmek istiyorum. Kuasar kelimesi İngilizce quasi stellar radio sources yani yıldız benzeri radyo kaynağının kısaltılması olan kuasardan gelmektedir. Bu isim kuasarların ilk gözlemlendiği zamanlarda bulunmuştur. Çünkü noktamsı elektromanyetik ışınım kaynaklarına benziyorlar ve bu ışınım da genellikle spektrumun radyo aralığında kalır. İşte bu yüzden bunlara yıldız benzeri radyo kaynağı diyorduk. Ancak sonradan ortaya çıktı ki bunlar ne yıldız ne de yıldız benzeri cisimlerdir ve yaydıkları enerji de elektromanyetik spektrumun radyo aralığında değildir. Bundan çok daha fazla enerji yüklüdürler. Bunlar gerçekte galaksilerin aktif çekirdekleridir. Gelin şimdi bunun üzerine biraz düşünelim ve diyelim ki bir galaksinin merkezinde süper kütleli bir kara delik var. Buraya çizeyim. Bu süper kütleli kara deliğimizin olay ufku olsun. Kara deliğin esas kütlesi ise bu olay ufkunun merkezindedir. Eğer bu kara deliğin yakınından geçmekte olan bir madde varsa Kara delik tarafından çekilecek ve etrafında bir yığılma diski oluşturacaktır. Maddenin bir kısmı kara delik etrafında dönmeye başlayacak ve eğer yeterince ilmesi yoksa kara deliğin içine çekilecektir. Yani kara deliğin etrafında dönen bir maddeniz var ve eğer bu maddenin bir kısmı kara deliğin yörüngesine oturmaya yetecek kadar açısal ilmeye sahip değilse kara deliğin içine çekilir. Bunu da buraya yazayım. Bu yığılma diskidir. Yığılma diski. İşte burada madde giderek hızlandıkça, kara deliğe yaklaştıkça ve parçacıkların birbiriyle çarpışma oranı iyice arttıkça, maddenin buraya çekilmesi sırasında ortaya çıkan potansiyel enerji fiili enerji sıcaklığa dönüşecek. Dolayısıyla da madde bu olay ufkunun etrafında inanılmaz sıcaklıklara ulaşacaktır. Bu yüzden olay ufkunun etrafında işler o kadar şiddetlenir ki buradaki madde bir yerden sonra yüksek frekanslı elektromanyetik ışınım yaymaya başlar. Bu ışınım da genellikle spektrumun X ışını aralığında olur. Burada altını çizmek istediğim iki nokta var. Birincisi kuasarları. Mesela benim ilk kez bir belgeselde karşılaşmam gibi öğrenmeye başladığımızda bu yayılan ışınımı kara delikten çıkıyor sanabilirsiniz. Bu da kafanızı karıştırabilir. Çünkü kara deliklerin olay ufuklarından hiçbir şeyin, yani elektromanyetik ışınımın bile kaçamayacağını öğrendik. O zaman bu ışınım nasıl kara delik tarafından yayılabilir? Bu sorunun cevabı ise bu ışınımın kara delik tarafından yayılmadığıdır. Işınım olay ufkuna dahil olmamış yığılma diskindeki maddeden yayılır. Olay ufkuna dahil olduktan sonra yayabileceği elektromanyetik ışınım artık kara delikten ve etrafındaki olay ufkundan kaçamayacaktır. Yani tüm bu ışınım süper kütleli kara deliğin etrafındaki yığılma diskindendir. Ah, aklıma takılan bir diğer soruysa, bu ışınımın yığılma diskinin düzlemine neden dik açıyla yayılıyor olduğu? Mantığım bana maddenin öylece yığılma diski yönünde fırlayamayacağını söylüyor. Çünkü burada başka şeyler tarafından sindirilirler. Hatta bu yığılma diskine daha yakındaki maddenin ısınmasına da yol açar. Yani o yönde çıkan tüm enerji sindirilecek ve diğer maddeyi daha da sıcak hale getirecektir. Bu enerji yalnızca yığılma diskinin dikine yönde hareket ederse uzayda bir nevi serbestçe yol alabilir. Burası çok önemli. Kuasarlar evrende bildiğimiz en aydınlık cisimlerdir. Buraya yazıyorum. Yani kuasarlar trilyonlarca yıldızdan, dolayısıyla tüm bir galaksiden bile aydınlık olabilirler. Üstelik bu aydınlık uzay boşluğunda oldukça küçük, hatta bir galaksinin boyutundan çok çok daha küçük bir yerden. Yani galaksinin merkezindeki çekirdekten yayılır. Kuasarlar hakkında sürekli değişmekte olan evren ve bir yere kadar Büyük Patlama'nın kendisine dair bir sağlama oluşturan diğer bir ilginç konu da şu. Elimizde evrenin başlangıcından kısa bir süre sonra oluşmuş bu kara delikler var diyelim. Düşünürsek evrenin gelişiminin böyle erken bir döneminde bu kara deliklerden kaçabilecek veya onların yörüngelerine oturabilecek kadar ivmeleri olmayan birçok madde bir arada bulunuyordu. Dolayısıyla bunlar kara delik tarafından çekilmeye başladı. Zaman içinde de bu süper kütleli kara delik tarafından çekilebilecek tüm bu maddeler süper kütleli kara delik tarafından çekildi. İşte bu yüzden de bu dönemden daha ileri bir zamandaki süper kütleli kara deliğin etrafında yalnızca yörüngesinde dönen şeyler görebilirsiniz. Çünkü içine çekilen şeyler zaten çekilmiştir. Yani görebileceğiniz şeyler yalnızca yörüngesinde dönenler olur. İşte bu da tam olarak bizim gördüğümüz şey. Eğer etrafımıza mesela Samanyolu'na bakarsak Kara delik tarafından çekilen şeyler görmeyiz. Örnek olarak Samanyolu'nun aktif bir çekirdeği yoktur. Galaksinin merkezindeki şey şu anda bir kuasar değildir. Oradaki süper kütleli kara delik şu anda madde tüketmiyor veya sindirmiyor da diyebiliriz. Ancak samanyolunun geçmişinin bir bölümünde yörüngeye oturacak kadar ivmesi olmadığından kara delik tarafından birçok madde tüketilmiş ve dolayısıyla yaydığı x ışınları sebebiyle dışarıdan bir kuasar olarak gözlemlenmiş olabilir. Bizim gözlemlediğimiz kuasarlar da bu şekildedir. Şimdiye dek gözlemlediğimiz 200 bin kuasardan en yakın olanları bize 780 milyon ışık yılı uzaklıktadır. Peki bu ne demek? Bize 700 milyon ışık yılı mesafeden daha yakındaki kuasarları gözlemleyemiyoruz. Evet. Ve bu da en azından evrenin bizim bulunduğumuz bölgesinde en son kuasarların 780 milyon yıl önce ortaya çıktığı anlamına gelir. Evrenin bize daha yakın bölgelerine baktığımızda buraya çizeyim. Bu gözlemlenebilir evren olsun. Bu da biz olalım. Ve bize yalnızca belli bir uzaklıktaki kuasarları gözlemlemeye başladığımızda aynı zamanda geçmişi de gözlemliyor sayılırız. Çünkü ışığın bize ulaşması 780 milyon yıl sürmüştür. Aslında kuasarların çoğu bize 3 milyar ışık yılından daha uzaktadır. Bu da kuasarların yalnızca bundan 3 milyar yıl önce, evrenin daha genç bir döneminde galaksilerin merkezinde süper kütleli kara deliklerin tüketebileceği yeterince madde olduğu dönemde var oldukları anlamına gelir. Zamanda günümüze doğru ilerledikçe bu maddenin birçoğunun tükenmiş olduğunu görürsünüz. İşte bu yüzden yalnızca bu süper kütleli kara deliklerin yörüngesinde dönen adına galaksi dediğimiz şeyleri görürsünüz. Heh, dolayısıyla da artık kuasarları gözlemleyemiyoruz. Bildiğiniz gibi her ne kadar kozmolojide öğrendiğimiz her şey akıl almaz konseptler, inanılmaz mesafeler, inanılmaz kütleler, inanılmaz parlaklıklar gibi şeylerden oluşsa da bir fikir vermesi açısından şunu söyleyeyim. Bilinen en parlak kuasarlar yılda bin güneş kütlesi miktarında dağılma gösterirler. Bu da eğer hesabı doğru yaptıysam saniyede 10 dünya eder. Saniyede 10 dünya kadar kütle kuasarlar tarafından fırlatılır. İşte bunun etrafına yığılan kütlenin enerjisi tüm bu enerjiyi ortaya çıkarır. Aslında şimdiki zamanda konuşmamam lazım. Bunlar en parlak kuasarlar. Bu olay geçmişte yaşandı ama biz ancak bugün görebiliyoruz. Bildiğimiz kadarıyla evrenin geri kalanı bizim evrenimiz gibi görünüyor ve dolayısıyla etrafta pek fazla kuasar yok. Ancak madalyonun diğer yüzüne göre her ne kadar maddenin büyük çoğunluğu belki bizim galaksimizin merkezindeki süper kütleli kara delik tarafından tüketilmiş olsa da gelecekte bir gün tekrar daha fazla yıldızsal madde tüketebilecek hale gelebilir ve bu bundan 4-5 milyar yıl sonra Andromeda galaksisiyle çarpıştığımız zaman gerçekleşebilir. Evet işte böyle. Umarım size düşünecek bir şeyler verebilmişimdir. Hoşçakalın.